Spectrum Special Analiz konulu sunumunu yapmak üzere Mr. Andy Millert'ı kürsüye davet ediyorum. Günaydın. My name's Andy Millert. I'm EMEA Pre-Sales Partner Manager from Pitney Bowes. Andy Millert Bey, MapInfo'da ön satış pre-sales bölümünde EMEA bölgesinde, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa bölgesinde satış müdürü. So Tom introduced you to our desktop suite of products. I'm now going to go through our enterprise solutions. Tom Probert desktop masaüstü uygulamalarını gösterdi. Şimdi Andy Bey de bize web ile alakalı ve diğer enterprise çözümlerle alakalı bir sunum yapacak. So what I'm going to cover is briefly explain what Spectrum is and then concentrate on two of our more popular ally products. Spectrum, kısaca Spectrum nedir ve Spectrum analizi nedir bununla alakalı ve iş zekası için Spectrum Spatial'in özelliklerini göstereceğiz. So Spectrum is Pitney Bowes Enterprise solution, a platform that we have created. Spectrum Spatial, Pitney Bowes'un enterprise kurumsal çözüm mimarisi platformu. And into that platform we plug a number of different solutions. Bunun üzerinde birçok farklı çözümler ve ürünler var. I appreciate at the back it will be difficult to read that. The lighter color boxes represent our data quality solutions. Açık renkli özellikler daha çok data ile alakalı, data kalitesi ile alakalı özellikler. And the darker boxes are our location intelligence products. Sağdakiler ise mekansal zeka ile alakalı ürünler ve özellikler. With a solution, we can build data flows that then can be exposed as web services. Bu özellikleri ve iyileştirmeleri bunun üzerinde bir platformla, bir çözümle kullanabiliyoruz. And they can also be combined with business services as well. Ve böylece diğer iş kalemlerine veya diğer sistemlere de servislerle veya istemci kullanıcılarla entegre edilebiliyor. And finally, on top of that, we have some pre-built solutions such as Spectrum Spatial Manager and Spectrum Spatial Analyst, which I'll be showing you in a few minutes. Ve bunların da üzerinde daha önceden hazırlanmış, yani sizin hazır olarak kullanabileceğiniz bazı özellikler var. Özellikle Spectrum Spatial Manager yönetim aracı ve Spectrum Spatial Analyst analiz aracını sunumlara göstereceğiz. So we'll concentrate now on analyst. Şimdi analiste biraz konsantre olalım. So Pitney Bowes for a long time has not had an out of the box browser based GIS solution. Ezber bozan bir mekansal zeka çözümümüz var Pitney Bowes'un. This space has been filled by Spectrum Spatial Analyst. Bu alan Spectrum Spatial'la dolduruluyor. It is totally out of the box, ready to run. Öğrenmek için hazır ve içinde birçok özelliği hazır bir şekilde geliyor. It is mobile compatible. Mobil entegrasyonu var. And provides the functionality that you would expect from a ally web portal. Ve web portallarıyla ve diğer mekansal zeka sistemleriyle entegre olabiliyor. So that is the desktop interface that is provided as standard. Bu standart olarak gördüğünüz bir arayüz. That is the new web solution that can be used on tablets. Bu da aynı web çözümünün mobil bir ortamda tablet arayüzünden görüntüsünü görüyorsunuz. It is also compatible with iOS and Android phones. Bunlar tabii şu an iOS ve Android ile alakalı da hazır komponentlerle beraber geliyor. You can see with the mobile version we've made the most use of the space for the map. Büyük bir alan hani harita için ayrılmış durumda.
and all the functionality is hidden behind the icons on the top. Ve bütün fonksiyonlar üstteki ikonların arkasında gizli şekilde duruyor. To upload maps into Spectrum Spatial Analyst, there is a tool within MapInfo. MapInfo içerisinde verilerinizi Spectrum Spatial Analyst'e yüklemek için hazır araçlar var. So much of the administration of your website is through your familiar MapInfo interface. Sorry, can you repeat? Much of the administration of analyst is through your familiar MapInfo interface. MapInfo arayüzüyle aşina olduğunuz birçok özellik yönetim şeyinde de geliyor. So the key features: maps are published from MapInfo Pro. Haritayı yayınlamayla alakalı şeyler MapInfo'dan geliyor. MapInfo'dan oluşturan haritaların yayınlanması. You can configure find my nearest. En yakınınızdaki nesnelerin veya harita objelerinin bulunması özellikleri var. Create spatial and attribute queries. Coğrafi analizler ve öz nitelik analizleri, sorgulamaları yapabiliyorsunuz. Annotate and measure from the map. Etiketlemeler ve ölçümler yapabiliyorsunuz. It has a full security model. Güvenlik modülü var. And it also includes Bing Maps and OpenStreetMap out of the box. Bing ve OpenStreetMap haritalarında açabileceğiniz kutunun içerisinde hazır gelen özellikleri var. Okay, I'll just do a very quick demo to show you what analyst looks like. Hızlı bir sunum yapacağız şimdi. Spectrum Spatial Analyst ile alakalı. So I'm just logging into the website. Web sayfasına login oluyoruz. And you can see we have a map centered on Turkey. The color scheme has been changed within the admin console and I've added a banner. Admin konsolundan yapılan ayarlamalarla kullanıcının haklarına göre gelen bir arayüzümüz var. I can do an address search. Adres araması yapabiliyoruz. Which brings back the results. Sonuçları liste olarak görüp harita üzerinde gösterebiliyoruz. And you can see that I have find my nearest set up for a number of different types of facilities. Etraftaki mevcut başka tesislerle alakalı da en yakındaki özellikleri de gösterebiliyor veya buldurabiliyoruz. So if we look for the nearest museums to the hotel. En yakın müzeleri, bu otele yakın müzeleri göster dersek. It identifies the 10 nearest museums, lists them here. En yakındaki 10 tane müzeyi listeledi ve harita üzerinde gösteriyor. I will show you more inside if anyone's interested. This is just to give you an idea of what is available within Analyst. Sadece bu yapabildiği şeylerle alakalı kısa bir sunum yaptık. Daha fazla aslında şeyler yine dışarıda gösterilebilir. So for the second part of the presentation, I'd like to concentrate on Spectrum Spatial for Business Intelligence. Spectrum Spatial ürününün özellikle iş zekası, business intelligence alanıyla alakalı bir yine özellikleri var. Onları da ikinci bölümde, sunumun ikinci bölümünde göstereceğiz. Yani şu anki bölüm onunla alakalı. So Pitney Bowes hasn't written a business intelligence program. Pitney Bowes bir business intelligence programı yazmadı. What we have done is enable existing BI tools with spatial data. Mevcut BI tool'larındaki iş zekası araçlarının içerisindeki verilerin coğrafi olarak analiz edilmesi ve gösterilmesiyle alakalı entegrasyonlar yapılıyor. This allows business intelligence users to make the use of spatial analysis. Spatial analysis özelliklerinin business intelligence iş zekası çözümleriyle, araçlarıyla
kullanılmasını ve yapabileceği kabiliyetleri görüyorsunuz. We currently support 11 different business intelligence programs such as Business Objects, MicroStrategy, Excel. Burada ekranda gördüğünüz gibi birçok business intelligence iş zekası çözümleriyle entegre olabiliyor. Burada gördükleriniz arasında özellikle bugün sponsorlarımız arasında yine Oracle, SAP, Microsoft ve diğer işte MicroStrategy, Cognos gibi birçok şey var. En çok da aslında Excel var. Bence en önemlisi o. En çok herhalde Excel'i kullanıyoruz. Birçok kişi kullanıyor. Birazdan zaten onunla ilgili örnekler gelecek. And hot off the press, we will now be supporting ClickSense, which is ClickView's new product. ClickView'in yeni bir ürünü var, ClickSense diye. Şu an onu da destekliyoruz. So this is a typical business intelligence setup. Bu tipik bir iş zekası kurulumu. So we're used to seeing business data and reports fed into the business intelligence platform. Burada herkesin kendi kurumuyla veya işiyle alakalı iş datalarını ve onların işte analizleri, sorgulanmaları ve onun iş zekası platformunda gösterilmesi, sonuçlarının raporlanmasını görüyorsunuz. And those BI tools present reports with bar charts, pie charts and tables. Klasik olarak BI ürünlerinin içerisinde bildiğimiz tablosal, grafiksel, pasta ve çubuk şeklinde raporlamalar mevcut. Now if we want to add maps to those reports, we upload the maps from MapInfo. İşte biz bu hazır çözümlerin içerisine haritalar da entegre edersek, MapInfo ve Pitneybox'la yapılan haritaları buraya entegre ettiğimiz zaman, and those maps are stored within the Spectrum platform. Bu haritalar Spectrum platformunda tutuluyor. And then for each of the BI tools, we have a specific agent. Tüm bu BI iş zekası çözümleri için bir özel bir şey var, motorumuz var ve onlarla entegre şekilde çalışacak. This small piece of software is the only element we suggest goes on the BI server. Buradaki küçük BI iş zekası ajanı diyelim veya araçları bu business intelligence platformlarıyla konuşuyor ve gereken analizleri, işleri yapıyor. And this controls a conversation between the spatial and non-spatial data. Mekansal, coğrafi datalarla mekansal olmayan diğer dosyaların arasındaki entegrasyonu yapıyor ve gösterimini yapıyor. Within BI, we can now do things that we're used to within our GIS platforms, such as joining our point data from the BI with spatial polygons from our map info tables. BI ortamındaki verilerin coğrafi ortamındaki nokta, çizgi ve alansal verilerle ilişkilendirilmesini yapabiliyoruz. We can do relationship layers, so we can read our information from our point data, which has come from the BI, and then thematically map our polygons based on data from the BI tool. Bu katmanlar arasındaki ilişki, katman ilişkisi kapsamında BI tarafından gelen verilerin burada mesela noktalarla ilişkilendirilerek gösterilmesi ve bunun renklendirilmesi, tematik yapılması ve sonuçlarını görüyorsunuz. We can visualize our BI data as a heat map, contour map, point gradient or Voronoi. Bu verilerin sunumunda heat map gibi sıcaklık haritası dediğimiz haritalar veya renklendirilmiş noktasal şeyler, Voronoi dediğimiz, ben onu eş yakınlık analiz alanları diyorum, veya konturlarla, konsantrasyonunu gösteren konturlarla farklı şekillerde, farklı renklerle veya analiz şekillerle gösterebiliyorsunuz. We can also add pie or bar charts to our maps. Yine haritaların üzerine pasta veya çubuk grafiklerini de ekleyip gösterebiliyorsunuz.
This map doesn't make any sense at all. There's too much data on there. Burada gördüğünüz haritada birçok çok fazla miktarda veri var ve şu anda bize bir şey ifade etmiyor. But we can easily remedy that by having them represented as clusters. Bunları kümelendirerek daha iyi anlaşılır ve okunabilir şekilde sunumunu sağlıyor. Those clusters are created on the fly. That's not coming from our GIS data. GIS tasarısından gelen bu veriler otomatik olarak canlı olarak bu şekilde kümelendirilip gösterilebiliyor. We can also do spider maps, so we can show where people travel to a specific location. A şeklinde çizgisel ilişkiyle gösterilen noktaların diğer noktalarla olan ilişkisini gösteren şekilde de gösterebiliyoruz. And this can reveal patterns that a bar chart and pie chart wouldn't show. Bir pasta veya çubuk grafiğin gösteremediği ilişkiyi ve bağlantıyı burada bu şekilde daha rahat görebiliyoruz. Okay, I'll do a quick demo now using ClickView. ClickView ile küçük bir demomuz var. Bunların kullanımıyla alakalı. So this is how ClickView opens. These are the reports I can currently access. Burada birçok hazır ikonlar var datalara erişmek için. I'm going to choose this pharmacy demo. Eczanelerle alakalı bir hazır bir şey var. Onu izleyeceğiz şu anda. So this is a typical report. We've got some query abilities here, the map, and then pie and bar charts. Bu tipik bir raporlama örneği. Sol tarafta sonuçlar var, ortada tematik haritamız var, sağ tarafta pasta ve çubuk grafiklerimiz var. In the background of the map, we have a thematic based on the number of patients within each of those areas. Arkadaki alan tematiğimizde hasta sayısının bölgesel olarak dağılımını görüyorsunuz. So if I just switch that layer off, o katmanı kapatırsak, you can now see the points representing the data from our BI. BI'dan gelen nokta datasını görüyorsunuz şu anda. And if I wanted to create a heat map, bunun üzerinden bir sıcaklık haritası, heat map oluşturursak, I just select the layer. I'll just hide the points for the moment, and there we have our heat map generated very quickly from our point data. Çok hızlı bir şekilde sonuç analizi görüyorsunuz şu anda. Üstteki noktaları da kapatınca noktaların veya bilgilerin yoğunlaştığı, konsantre olduğu yerleri diğer yerlerden daha hızlı bir şekilde harita üzerinden ayırt etmemizi sağlıyor. So all we've done there is basically just visualize the data. We haven't interacted between the map and the BI at the moment. Bu bize haritayla diğer iş zekası verilerinin çok hızlı bir şekilde ilişkilendirilmesi ve analiz edilmesini gösteriyor. So as I said, what we're seeing is all of the points from our data. If I now refine that and query by one of these, bunların içerisinden bir kısmını sorgulayıp bulabiliriz. You can see that the map has now changed to reflect the fact that I've only chosen one of the anklets. Bu şeyden etkilenen yerleri görüyorsunuz sorgunun sonucundan. You can see that the bar charts and pie charts have also changed. So I'm seeing just the results from one pharmacy. Sadece bir eczaneden etkilenen şeyler dinamik olarak, yani bütün hem harita hem de grafikler etkilendi ve sonuçları değişti, hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz. So the report, the query in the report is actually changing the spatial data that we're seeing.
Sorgulama ve analizler ve raporlamalar bizim mekansal haritaların da burada gösterilmesiyle beraber çok hızlı bir şekilde kullanılabiliyor. So if I put all of the data back on, and so we've seen the report change in the map, we'll now look at the map change in the report. Tekrar başa dönersek, bütün veriyi seçersek, şu an tekrar baştaki harita üzerinde gösterim ve grafiklerdeki gösterimi tekrar başa aldık ve onun sonucunu görüyoruz şu anda. So what I'll do now is I will draw a polygon. Bir poligon çizerek ekran üzerinde görüyorsunuz. So I've drawn a polygon to make a selection from the map. O poligon içerisinde kalan noktaları harita üzerinden seçtik. You can now see that the selection, those points that I picked, and that the bar chart and pie chart has changed to only represent the data from my selection. Herhangi bir alana yoğunlaşıp o bölgenin dağılımını daha detaylı görmek istiyorsak bu şekilde bir poligon analiziyle sağ tarafta canlı olarak bütün grafiklerin değiştiğini görüyorsunuz. So all I have to say is teşekkürler. Thank you. Sunumlarından dolayı Mr. Andy Millert'a teşekkür ederiz. Sunumlarıyla kattıkları katkılardan dolayı konuşmacılarımıza plaketlerini takdim etmek üzere. Ahmet Bey, sizi şöyle alayım. Mr. Tom Property plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Mr. Andy Millert'ı plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Her iki konuşmacımızı da sunumları ve ürünlerle ilgili sorularınızı cevaplamak üzere Başarsoft standında bulunacaklardır. İlk oturumumuzu tamamlamış bulunuyoruz. 15 dakikalık çay ve kahve arasından sonra konferansımız kaldığı yerden devam edecektir.